Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte yeni Honda Accord'un incelemesini ve test sürüşünü yapacağız. Trabzon Honda Beyazlı bayisinde lansmana katıldık ve inceleme test sürüşü yaptık. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi yeni Honda Accord'a bakalım. Evet, yeni Honda Accord'la birlikteyiz. 6 yıllık bir aranın ardından tekrar satışa sunulan bir otomobil. Gerçekten de D segmentinin 508 ile birlikte dinamik temsilcilerinden bir tanesi. Şimdi şu ön tasarımla başlayalım dilerseniz, çok uzatmadan. Önde baktığınız zaman 9 parçalı LED farlarımız yer alıyorlar. LED sinyallerimizle birlikte. Aşağı indiğimizde sis farlarımız yine LED ve 4 parçalı kristal şeklinde. Önde geniş bir panjurumuz var. Piano black ve krom detaylara sahip. Ve aşağıda gördüğünüz gibi Honda Sensing sürüş destek sistemlerinin radarı yer alıyor. Öne doğru baktığınızda Honda'nın tasarım dilini gerçekten güzel yansıtıyor. FC5 olsun, City olsun, şurada gördüğünüz. Öne doğru eğik bir kaputu ve agresif bir bakışı var. Farların üstündeki parçada bu agresif bakışı tamamlıyor. Yan tarafa geldiğimizde burada 18 inçlik Executive Plus donanımda, 18 inçlik Executive'de 17 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız yer alıyor. Konturlarının siyah olmaması güzel olmuş. Tasarımı da hoş. Şu detayı beğendim. Çamurluktaki Accord yazısı, gerçekten şöyle göstereyim, çok hoş duruyor. Buraya bir hareket katmış. Bu arada aracın rengi sedefli beyaz. Zaten 4 ya da 5 renk seçeneği olması lazım. Lastik ölçüleri de 235-45-18 ebadında. Yana doğru geldiğimiz zaman yanda alçalan bir tavan çizgisi var ama arkadaki yaşam alanını göstereceğim. Gerçekten başarılı buna rağmen. Ve şu tasarım detayını çok beğendim. Buraya bir hareket katarak burayı küçültmüşler. Gerçekten güzel olmuş. Arkaya doğru geldiğimiz zaman burada stoplarımız var. Bu stoplar LED yine. Ama şu parça olmasa bence daha güzel olurmuş. Şu parça. Ama böyle de kötü değil. Gerçekten çok hoş duruyor. D segmentinin bence başarılı otomobillerinden bir tanesi. Arkada şurada bir Accord yazımız yer alıyor. Çift çıkış egzozlar bu araçta gerçek. Executive'de gerçek değil. Bu Executive Plus. Geri görüş kamerası var. İşte Executive Plus'ın en büyük eksisi şu. Elektrikli bagaj yok. Elektrikli bagaj olsa güzel olurdu. Bagaj hacmi 580 litre. Gayet geniş bir bagajı var. Askıları falan var. Buradan da koltukları yatırabiliyorsunuz ve koltuktan bagaja erişim mevcut. Şurada bir tutma kolumuz var. Böyle kapatabiliyorsunuz. Yandan devam ettiğimiz zaman içeriye doğru geçelim isterseniz. Anahtarsız giriş var bu araçta. Kapı kolu aydınlatması yine Executive Plus'ta var. Kör nokta uyarı sistemi var. Şöyle göstereyim. Kör nokta uyarı sistemi de var bu araçta. Executive'de yok, Executive Plus'ta var. İçeri geçtiğimiz zaman kapıyı kendimize doğru çekelim. Burada hafızalar dikkatimizi çekiyor. Bu da Executive Plus'ta var. Executive'de yok. Kapı üstlerimiz yumuşak plastik. Yumuşak, bayağı yumuşak. Burada bir ahşap detayımız yer alıyor. Krom süslemeli. Kapı koluyla devam ediyor ve tasarımı çok hoş. Burada Twitter'larımız yer alıyor. Bu araçta premium ses sistemi var. 10 hoparlörlü. Executive'de yok yine. Executive Plus'ta var. Katlanır aynalarımız yer alıyor. 4 cam otomatiğimiz var tabii ki. Buralar deri, yumuşak. Bu arada aracın içi siyah deri, göstereceğim. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Kapı içi de gayet büyük bir kapı içi gözü var. Burada da bir aydınlatması var. Bu koltuğu da göstereyim. Siyah deri koltuklarımız var. Delikli ama soğutmalı değil. 4 koltukta ısıtma var. Yani Executive Plus'ın artısı. Koltuk tasarımı çok güzel. Yanal destekleri güzel. Elektrikli bel desteği var. Şu tasarımı, kafalı falan da güzel. İçeri doğru geçelim ufaktan. Burada havalandırma üfleşlerimiz yer alıyorlar. Bunlar güzel. Burada işte sürüş destek sistemlerinin butonu, park sensörü ve çekiş kontrolü kapatma butonumuz yer alıyor. Direksiyonumuz City'dekiyle benzer bir direksiyon. Yeni City'de de bunu göreceğiz. Bu direksiyon tasarımı gerçekten çok hoşuma gidiyor. FC5'ten sonra gerçekten beni etkiledi bu tasarım. Çok güzel bir direksiyon tasarımı bence. Hem kibar hem de sportif bir direksiyon tasarımı. Tutuşu falan da güzel. Kulakçıklarımız var bu arada. 1.5 litrelik turbo, 190 beygirlik VTEC motoru var. 260 torku ve 7 ileri CVT şanzımanı var. Test aracı gelsin, test sürüşüne de çıkacağız. Bu araç işte şerit takip, adaptif sabitleme vesaire mevcut. Burada hayalet bir göstergemiz var. Yarı hayalet. Şu kısmı sadece dijital. Burası analog ama öyle yapmışlar ki ibre zor görünüyor. Ama ben görüyorum mesela, siz göremiyorsunuz. Bir bakalım bir saniye. Şöyle buradan ibresi görünüyor. Bu kısmı dijital, bu kısmı analog. Güzel bir gösterge tasarımı var. Beğendim. Burada bir ekranımız yer alıyor.
Burada kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay vesaire mevcut bu ekranda. Bu göğüs tasarımı çok hoş. Geniş açı. Göğüs tasarımı çok güzel. Ve burada kullanılan malzemelerin kalitesi vesaire gerçekten D segmentinin premium oynayan modellerinden biri olacağı yönünde. Dörtlü butonumuzu buraya yerleştirmişler. Klima panelimiz çift yönlü ve dijital tasarımı da güzel. Yerleşimi de tam böyle elinizin altında. Altta şöyle bir gözümüz yer alıyor. İçinde kablosuz şarj var. Bayağı da derin bir göz. USB'miz var. Bir de 12 volt çıkışımız var. Bu araçta 4 tane USB var. İkisi arkada, ikisi önde olmak üzere. Burada 2 bardaklık var. Bardaklıkların konumu da güzel. Vites topuzumuz. Elektrikli park frenimiz vesaire mevcut. Kol dayamanın altı gayet geniş ve bir rafı var. İçinde de bir USB'si var. Kol dayamanın açılıp kapanması da güzel. Torpidosuna bakalım. Gayet geniş ve güzel bir torpidosu var. Açılıp kapanma hissiyatı güzel. Kararan bir dikiz aynamız zaten var. Yukarıda sunroof olmasına rağmen gözlüklük var ve altı kaplamalı. Bu da güzel. Ve bu Honda'larda bunu seviyorum. Bu güneşlik plastik değil, kumaş oluyor. İşte buradaki tek eleştirim bu. Bütün aydınlatmalar LED ama bu halojen. Bu da LED olabilirmiş. Onun haricinde burada sunroof butonlarımız yer alıyor. Ekranı gösteremedik. Şu şey çıkarsak test aracında bakarız. Şu arkaya geçelim bir de koltuk falan göre ayarlayalım işte. Kapı hissiyatları falan güzel. Şöyle arkaya geçtiğimizde gördüğünüz gibi biz bir Superb incelemiştik. O böyle genişti. Bu da ondan aşağı kalır bir yanı yok. Hatta şurada bacak bacak üstüne bile atabiliyorum. Gayet rahat ve geniş bir kapı içi var. Şöyle kapı üstlerine bakalım. Buralar yine yumuşak. D segmentinin gereksinimi. Burada bir hoparlör olsa, Twitter olsa güzel olurdu ama yok. Şurası sert. Şu parça. Ama altı, şuralar yumuşak. Şuraya kadar yumuşak. Buradaki göz de gayet yeterli ve arkada koltuk kısmı var. Bu da yine Executive Plus'da var. Executive'de yok. Burada bir cebimiz var. Gayet de güzel. İçi de kaplı böyle değişik bir cep. Buraya geldiğimiz zaman 2 adet havalandırma üflecimiz, 2 de USB'miz var. Ortada çok yüksek bir şaft tüneli yok. Koltuklar rahat, yumuşak. Kollayamada 2 tane bardaklığımız var. Ve buradan bagaja erişim var ve kilitli. Şu an kilitli mesela. Şu an açılmıyor. Burayı kapatabiliyorsunuz. Ortada 3. kişi bence oturur. Oturabilir. Şöyle oturur ama ayaklarını yana açar ama yandakileri rahatsız etmez. Arkadan önüne genel bakışımız böyle. Gayet güzel bir otomobil olmuş. Şimdi bakalım bir test sürüşü ayarlayabilirsek test sürüşüne çıkarız. Ayarlayamazsak da kapanış yaparız. Sürüşe çıkıyoruz şu an. Akut uzun bir aranın ardından ülkemize geldi. Güzel de geldi 1.5 turbo motorla. Motorun ilk izlenimi sessiz çalışıyor. Yani böyle bir irite edici bir ses. Yani rölantisi güzel. Benzinli motorun tabii etkisi de var ama Honda gerçekten bu sefer yalıtıma çalışmış. Oo, ben bunu beklemiyordum. Pardon. 190 beygir. Evet. Baya fark etti. Şu an 60. Herhangi bir ses, motor sesi, yol sesi yok. Burada şu da var. Bu araba 1.5 benzinli CVT şanzımanı var. CVT şanzımanı olması güzel bir şey. İstediğinizde bir de gidebiliyorsunuz gaza basma oranınıza göre. O yüzden motor sesi almıyorsunuz. D segmenti bir otomobilden beklediğinizin üstünde bir performans var bence. Hem motor olarak 190 beygirin avantajı hem de CVT şanzımanın akıcılığı. Buradan mı geri dönüyoruz? Evet. 190 beygirin avantajı gerçekten güzel. Bunun haricinde kabın içerisinde huzursuz değilsiniz. Mesela düzensizliklerde falan hissettirmiyor. Fren pedalı da güzel. Mesela bazı otomatiklerde şey yapar. Bir anda kavrar. Bu ne kadar basarsınız o kadar duruyor ve size verdiği his dolu dolu. Onun haricinde bu ekran dokunmatik falan güzel. İçerisinde kablosuz şarj, Apple CarPlay vesaire de mevcut. CVT şanzıman asla şey yapmıyor sizi, sıkmıyor. 70. Sürüş destek sistemlerimiz de mevcut tabi arabada. Direksiyonun hissiyatı da çok şey değil, boş değil gerçekten.
nasıl diyeyim, size istediğinizi yapıyor. Güzel bir direksiyonu var. Ekran da yarısı hayalet, yarısı analog ama öyle güzel yapmışlar ki tamamen dijital gibi ve sizi böyle çok kurcalamadan gayet sizi bilgilendiriyor. Mesela şu an takometreyi buraya aldığımızda devri görebiliyoruz. 1500 devir civarında götürebiliyor. Gaza basma oranınıza göre değişiyor tabii ama. Koltuklar rahat, koltuklarda konforlusunuz ve deri olmasına rağmen sağdan devam ediyoruz. Terletmiyor. Mesela şurası biraz bozuk. Ama süspansiyonun çalışma sesi falan gelmiyor. Patır kütür ses yok. Çok başarılı olmuş. İnsanlar bazen şey yapıyorlar, o kadar para bir arabaya verilir mi falan diyorlar ama verdiğiniz paranın karşılığını alabilmeniz önemli. Bu arabadan, bu piyasa şartları içinde söyleyeyim, alabiliyorsunuz. Başarılı bir otomobil olmuş. Gayet huzurlu ve sessiz bir ortam var. Kol dayamanın yeri güzel, kolum boşta kalmıyor. Onun haricinde görüş açılarım güzel. Kör noktası var zaten. Sizi görmeseniz bile gösteriyor. Orta ayna arkayı güzel gösteriyor. Söylemediğim bir şey kaldı mı? Gözlüklüğü söyledik içeride zaten. Ekrana dokunmatik hassasiyeti falan güzel çalışıyor. Yani gecikme falan da yok. O yönüyle de güzel. Yeri de güzel. Güzel ayarlamışlar. Şanzımanın geçişlerine birazdan şimdi normal giderken görürüz. Manuelde nasıl tepki veriyor bakarız. İlk gaz tepkisi çok ölü değil. 260 tork, 190 beygire göre bazı kişilere şey gelmiş. Diyorlar hani daha yüksek olabilirdi falan diye. Ama ihtiyacı yok. Bakın. CVT normalde vites geçişlerinde böyle çok küçük devir değişiklikleri yapar ama bunu öyle güzel ayarlamışlar ki sanki işini iyi yapan bir tork konvertörlüymüş gibi. Bu da güzel bir şey. Mesela 3, 4, 5 geçişleri hem hissetmiyorsunuz çift kavrama gibi hem de sorunsuz bir şanzıman. CVT'nin çünkü herhangi bir dişlisi, bir kavraması vesairesi yok. İki dişli ve bir kayışla kendini oranlıyor. Mesela şu an değiştiriyorum. Hiç sarsılmıyoruz. Ve şu an değiştirmediğim için D'yi aldı yeri. 7 ileri oranı güzel olmuş. Oyunuyla da başarılı. Direksiyonun derisi de güzel bu arada, onu da söyleyeyim. Burada videoyu bölüyorum. Sürüşte yakıt tüketiminden bahsetmeyi unutmuşuz. İzlerken fark ettim. Benden önce kullananlar biraz sert kullanmışlardı. Bayi çalışanlarıydı. Ben bindiğimde 9 litre gözüküyordu. Yakıt ortalaması... Sürüşü gördüğünüz açık bir yolda, açık bir trafikteydi. 8 litreye düşürdüm. Kısa mesafe anca. Genel tüketimi 9 civarında olur. Şehir içinde 8.5-9 arası yakar. Yoğun trafikte 10'a doğru gider. Uzun yolda 6.5-7 arasına belki düşer ama 7'lerde gezer. Yani yakıt tüketim aralığı 7-10 litre arası diyebilirim. Yani sıkıştırdığınızda daha da yüksek yakabilir tabii. Onu da söyleyeyim. Direksiyon tasarımı da hoş. Yeni Civic'te de bunu göreceğiz muhtemelen. Böyle bir test sürüşüydü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İmkan için Honda Beyazlı'ya da teşekkür ederim. Güzel bir video yaptık, güzel oldu. Bundan sonra buradayız inşallah. Biz teşekkür ederiz.